12 Nisan, 18 Nisan değerli terazi burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyifli geçiyordur. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de buyurun takip edin. Değerli terazi burcu, özellikle boşanma mahkemeniz ya da iş mahkemeniz ya da mahkemeyle alakalı pürüzleriniz varsa bu Nisan ve Mayıs bunlarla ilgili koşturma döneminiz olacak. Sonu sizin için hayırlı. Boşuna gerilip boşuna tansiyonunuzu yükseltmenize gerek yok. Boşanmak istemiyorsanız boşanmayacaksınız. İşinize geri iade istiyorsanız bunlarla ilgili doğru. Para mahkemeniz varsa bile bunu kazanacağınız bir hafta. Evet, biraz stresli, biraz gergin ama sonu sizin için zafer olacak. Sadece mücadeleden vazgeçme, doğru hak doğru noktada yani size teslim edilecek. Özellikle devlet ya da büyük kurumsal firmada çalışıyorsanız değerli teraziler, bulunduğunuz noktada biraz maddi krizler, ekonomik zorluklar, işten çıkartılma söz konusu olaylar gündeme gelebilir. Şu an için sizde bir risk yok. Diken üstündesiniz. Acaba benim de başıma böyle bir şey gelir mi diye düşünüyorsanız, şu an için sistemde çıkacak çok insan var ama sizde bir değişim söz konusu değil. Yerinizde sabit ve aynı noktada devam edeceksiniz. Hani endişeye gerek yok. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız ve burayı büyütmek istiyorsanız biraz ekonomik anlamda zorluklarınız var. Bunları toparladıktan sonra büyütmeniz, yeni projeleri, yeni oluşumları imza atmanız için bir Mayıs ayını daha doğru noktada görmek lazım. Bu dönem bunların hepsini, altyapısını çok iyi şekilde oturtacaksınız. 2 hafta sonra bunlar artık verimli şekilde hayatınıza geçiş sağlayacak diyorum. Özellikle akademisyenseniz, doktorsanız, muhasebeciyseniz ya da kendi işinizde satış üzerine işler yapıyorsanız kazançlı, karlı ve sizi mutsuz etmeyecek bir hafta. Bunları hızlı bir şekilde de reklam ve enerjiyle toparlarsanız çok büyük bir kazanç elde edeceksiniz. Evet, ben aşksızım. Aşk bekliyorum. Kalbim, ben bu duygusallıktan çok yoruldum diyorsanız bu hafta güzel enerjiler, beklenmedik ilişkiye göz kırpmalar, geçmişinizden birinin geri gelmesi ve sizinle bu ilişkiyi tekrar istemesi sizin kafanızı karıştırabilir ve bu ilişkiyi yeniden başlatabilirsiniz. Bu da sizi mutlu edecek. Eğer ki evliyseniz ters gidiyorsa bunlarda bir yumuşama ve anlaşılmama, bazı terazi burçları radikal şekilde boşanma yolunda, boşanma sizin doğrultunuzda ve hak noktasında istediğiniz ev, araç, para, çocuklarınızsa bunların hepsini hak olarak kazanacaksınız ve kazandığınız hakla birlikte de güzel bir düzen oturtacaksınız diyorum. Sizin özellikle geçmişe ait özlemleriniz olabilir. Anne, baba, kardeş ya da geçmiş çocukluğunuzu özlem duyuyor olabilirsiniz. Anam çok meraklıysan geçmişte kaldı, gelecekte mutlu olmaya bak değerli terazi burçları. Çünkü sen bu ara romantizm, spor, pilates, yoga, enteresan sporlu yürüyüşler, bol bol enerjine iyi gelecek şeylerle mutlu olmanı, iyi gelecek enerjiler yüklemeni sağlıklı olarak görüyorum. Uzun süredir tedavi, çocuk tedavisi olan bazı terazi burçlarında güzel bir çocuk heyecanı yaşanacak ve aile bu düzende mutluluğu tadacak. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak ve yerleşimle ilgili beklentileriniz varsa biraz daha altyapısını oturtacaksınız ve gitmek istediğiniz ülke ya da taşınmak istediğiniz yer için yavaş yavaş oluşumlar, sizi mutlu edecek enerjiler hakim olacak. Ama özellikle de büyük kurumsalda çalışıyorsanız çok yoğun bir hafta, koşturması ve temposu, hatta ben kalp krizi geçireceğim, hiçbir şey yetemiyorum diyeceğiniz bir hafta olacak. Yani hem heyecanlı hem zor bir hafta, bunu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Gereksiz para harcayabilir, maddi krizler yaşayabilir durumlarınız var. Kredi çekmek ya da kredi onayınız var ama ödemekte zorluk çekebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kredi düşünceniz varsa bile en azı alın, ona göre sistematik borçlarınızı kapatın diyorum. Kendi işini yapan terazi burçlarında evet güzel ufak ufak kazançlar elde edeceksiniz. Büyütmek istediğiniz fikirleriniz var. Bunlarla ilgili büyük projelere yer alacaksınız. Ve uzun süredir çözülmesini istediğiniz bir ihale ya da bir anahtarla ilgili aydınlığa kavuşmak istiyorsunuz. Evet, bu dönem bu aydınlanma, bu başarı sizin için sağlıklı ve hayırlı olacak değerli terazi burçları. Sağlık olarak belki kadınsal bölgemiz ve prostatımız ve geçmiş takıntılarımızı iyileştirirsek daha mutlu ve daha keyifli olacağınızı düşünüyorum. Geçmişi geride bırakman lazım.
Eğer üniversite sınavına hazırlanıyorsanız değerli terazi burçları, yaratıcı sanatçılığınız, mimarlık, tasarım, dekorasyon, estetik hakimiyeti ruhunuzu bu konuda başarı sağlayacaksınız. Ama hukuk alanı ya da uluslararası işletme okumak isteyen bazı teraziler, evet sizler de başarılı olacaksınız. Kodlama mühendisliği isteyen bazı teraziler yapabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun.